Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube'dan Bay Yeşilbağ ben i̇yi günler iyi akşamlar iyi geceler ya da iyi sabahlar artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün sizlere gerçekten çok çılgın bir otomobilden bahsedeceğim çünkü inanılmaz bir fiyata Türkiye'ye gelecek bu araç ama videoya geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam olacak her zaman olduğu gibi. Kanala abone değilseniz eski kanalımızdaki gibi yeniden 200-300 bin abonelerin üzerine çıkabilmek adına tez zamanda kanala abone olursanız çok çok mutlu olur. Bir de Facebook'taki Bay Yeşilbağ sayfamıza eğer Facebook kullanıyorsanız gelip bizi takip ederseniz yine çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bu küçük ricaları yaptıktan sonra gelin şimdi sizlere gerçekten çılgın fiyata gelmesi beklenen ve Türkiye'ye de geleceği müjdelenen yeni MG7 Sedan'dan bahsedeyim. Arkadaşlar Türkiye'de D segmenti Sedan otomobil denilince hatta D segmenti otomobil denilince akla ilk gelen marka model Volkswagen Passat'tır. Buna kimse itiraz edemez. Özellikle Sedan kasa formuyla Türkiye'de yıllardır en çok satan ilk 5 otomobil modelinden birisi olmayı başarmıştır Passat. Yarış sadece D segment otomobiller arasında geçiyorsa eğer diğer tüm rakiplerinin toplamından daha fazla satmayı başarmıştır her sene. D segmentindeki araçlar şimdi aklınıza gelmediyse siz acaba kim ki Passat'ın rakipleri de Passat onların toplamı kadar nasıl satabiliyormuş diyebilirsiniz. Hemen hatırlatayım arkadaşlar bir küçük. Skoda Super Peugeot 508, yeni Honda Accord satışta olduğu dönemde Ford Mondeo Hyundai Sonata, Opel Insignia Renault Talisman hatta premiumları da katalım işin içine. Audi A4, BMW ve 3 serisi Mercedes, C serisi ve dünyanın en sağlam otomobili olarak gösterilen Volvo S60. İşte bu kadar otomobil modelinin bir yıl içerisinde toplam sattığından daha fazla satıyordu Volkswagen Passat. Üstelik sadece sedan kasa formlu versiyonuyla. Ama ne oldu? Trend SUV'ye ve elektrikliğe kayınca Volkswagen cephesi ilk olarak Passat'ın fişini çekti ve satıştan kaldırdı aracı. Sonrasında oluşan boşlukta az önce saydığım bu modellerden hiçbirisi Passat'ın bıraktığı yerde duran o yıllık 20-30 bin adetleri bulan satış rakamlarının üzerine konamadı. Ama işte bu durumu özellikle fiyatıyla adeta yok edecek ve tek başına Passat kadar çok satacak yepyeni bir araç nihayet piyasaya çıktı. Hem de ne araç? Passat'tan daha çok Arteon'a ya da Audi A5'e kafa tutacak cinsten muhteşem görsele sahip bir araç. Aracımızın markası MG. Hani son zamanlarda Türkiye'de oldukça popüler olan elektrikli araçlarıyla piyasaya girip uygun fiyat politikasıyla gönülleri fetheden ve getirdiği tüm araçları anında satmayı başaran MG markası. Hani aslen İngiliz olan ama işler kötü gidince Çinlilere satılan ve son sonrasında küllerinden yeniden doğarak tüm dünyaya açılan marka olan MG. İşte o MG markası inanılması güç bir fiyata çılgın bir otomobil çıkarttı piyasaya. Otomobilin modeli MG7. D segmentinde harika bir sedan. Belki de en son söylemem gereken şeyi burada söyleyeyim de beklenti ve merak artmasın videomuzda arkadaşlar. Bu MG7 modeli aslında sadece Çin pazarında satılması düşünülen bir model olarak üretilmiş durumda. Yani dünyanın başka hiçbir ülkesine yollanmayacak, başka hiçbir ülkesinde satılmayacak. Ancak Türkiye'de MG markasının temsilciliğini yapan Doğan Grup bu aracı dünya üzerinde sadece ve sadece Türkiye'de satmak için muhteşem bir baskı yaptı ve aracın Türkiye'de satılmasına ön ayak oldu. Peki ana hariç dünyanın başka hiçbir ülkesinde satılmayacak olan bir model için neden Türkiye dağıtımcısı böyle bir girişimde bulunuyordu arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Çünkü bu araç elektrikli bir araç değil. 1.5 litrelik benzinli motora sahip yani en fazla %80'lik ÖTV diliminde kalacak olan bir araç. Üstelik elektrikli olmadığı için de Çin'den getirilen elektrikli otomobillere uygulanan ekstra gümrük vergisinden muaf olacak ki o da neredeyse %50'lere çıkartılmıştı son dönemde hatırlayın. Yani araç çok çılgın bir fiyata satışa çıkabilecek kapasitede bir araç arkadaşlar. Gelin size biraz da yeni MG 7'nin nasıl bir otomobil olduğundan bahsedeyim. Bir kere muhteşem bir dış görsele sahip, harika bir tasarımı olan ve bir kere bakan herkesi bir kez daha kendisine bakmaya zorlayacak kadar güzel bir araç. Boyutları oldukça iddialı. 4884 milimetre uzunluğu var bu aracın. Neredeyse 5 metre. 1889 milimetre genişliği Yine neredeyse 2 metreye varan çılgın bir genişliği var. Ve 1477 milimetrelikte bir yüksekliği var bu aracın arkadaşlar. 2778 milimetrelikte aks mesafesi bu araca koyulmuş durumda. Yani sizin anlayacağınız tam bir D segmenti araba. Markanın amiral gemisi hatta imza araçlarından birisi diyebiliriz yeni MG7 için. Şimdi siz bu amiralse ise o zaman çok bağlı olur. Bizim ülkemize gelmesi de çok mantıklı değildir diye düşünebilirsiniz. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Fiyatı da söyleyeceğim ama biraz daha aracın özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar araç bir Çin malı ama eski nesil Çin malı ürünlerle karşılaştırmayın, karıştırmayın. Çünkü hamurunda İngilizlik var. Tasarımına tek kelime söylemeyeceğim bu aracın. Burada sözü size bırakacağım. Siz yazacaksınız yorumlara. Sizce bu aracın tasarımı nasıl? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Tek kelime tek yorum. Bekliyorum. Ha benim düşüncemi sorarsanız ben bayıldım aracın tasarımına arkadaşlar. İçeriye girdiğimizde Aracın içerisinde aynı çerçeveye konulmuş iki tane ekran görüyoruz. Direksiyonun arkasındaki dijital kadranlar 10.25 inç ortadaki ana ekran 12.3 inç. Dokunmatik klima kumandoları da orta ekranın hemen altında yer alıyor arkadaşlar. Sadelikle şıklığı birleştirmiş MG markası adeta aracın içerisinde. Harika bir orta konsol yapmışlar gerçekten. Şekilli start-stop düğmesi çok şekilli vites topuzu, kablosuz cep telefonu şarj bölümü ve iki adet bardaklık göze çarpan detaylar. Direksiyonu bol tuşlu ve deri kaplı. Sportif ve araca yakışır cinsten oldukça güzel tam 14 hoparlörlü boz ses sistemi de bu araçta istenirse satın alınabilecek. Yani opsiyon listesi de oldukça kabarık bu aracın. Mesela alt pakette 360 derece kamera, akıllı hız sabitleme ve koltuk ısıtmalarını bile bu araca opsiyonel olarak ekletebiliyorsunuz. Gelelim bizi en çok ilgilendiren kısma yani motorlara. Araçta iki farklı motor var arkadaşlar ve bunlar da sadece birisi bizim ülkemize gelip satışa çıkacak motorlar arkadaşlar. 1.5 litrelik turbo benzinli 188 beygir güç ve 300 Nm tork değerleri sunan daha uygun fiyata satılan motor. 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilmiş bu motor. Yakıt konusunda iyi şeyler vaat eder mi bilemiyorum. Çünkü çok güçlü bir motor duruyor karşımızda. Ama diğer yandan bakınca olaya ÖTV'de bu motorla maksimum yüzde %80'lik bir dilim çıkacak karşımıza. Bunun yanında tamamen elektrikli bir araç olmadığı için Çin'den gelenlere uygulanan ekstra %50'lik gümrük vergisinden de muaf olacak bu araç. İşte tüm bunlar birleşince de ortaya çılgın fiyat çıkabilir gibi geliyor hepimize. Ve geldik en önemli kısma. Bugün bu araç Çin'de satılıyor arkadaşlar ve fiyat olarak da TL L'ye çevirdiğimizde çok küçük bir paraya satılıyor Başlangıç paketi 335 bin lira. En üst pakette ise fiyatı 475 bin lira. Hangi paketi düşünürsek düşünelim. Karşımıza çıkan durum şaka gibi bir durum. Nakliyesi, maliyesi, ekstrası, bayi karı, ÖTV'si, KDV'si ne kadar eklenecek şey varsa hepsini eklesek de başlangıç fiyatının Türkiye'de maksimum 750 bin lirayla 850 bin lira arasında olması bekleniyor bu aracın. Bugün Egea'nın bile otomatikleri 750 bin liranın üzerinde çıkmış durumda. Yani gerçekten bu araç D segmenti kalitesini C segment hatta B segmenti fiyatlara sunarsa Türkiye'ye kaç tane getirirlerse getirsinler hiç sıkıntısız anında hepsini satar arkadaşlar. En üst pakette gırtlak dolu diyeceğimiz versiyonun fiyatıysa 1 milyon lirayla 1.2 milyon lira arasında olabileceği düşünülen bir versiyon arkadaşlar. Ancak burada hemen bir dipnot eklerim. Şu an henüz 20 lira olmamış durumda dolar kuru ve halen %80 olarak uygulanıyor ÖTV'ler. 1.6 litrelik motora sahip olan ve altındaki motor hacmine sahip olan araçlar da. yarın öbür gün dolar artar da 22 olursa Otomatik olarak aracın fiyatına %15 daha zam koyacaklardır haberiniz olsun Bugünkü fiyatlardan Türkiye'ye geldiğinde karşılaşacağımız rakamları söylüyorum Araç senenin sonunda gelir Allah göstermesin sene sonunda dolar biraz daha zıplamış olur Ki ben istemem inşallah aşağı düşer Öyle bir durumda da fiyatı artabilir Demeyin ki senin dediğin fiyata gelmedi Bu bugünün fiyatı arkadaşlar Bugünün fiyat tahmini bu Her şey yolunda gider Döviz zıplamaz ÖTV artmaz Marka bol bol araç getirir İşte o zaman karşımıza çıkacak fiyatlar Ege'nin otomatiklerinden bile daha ucuz olabilecek türden olabilmektedir olabilir arkadaşlar. İnşallah da öyle olur. MG markasının Türkiye distribütörü bu aracı getirebilmek adına çok baskı yaptığını söyledi genel merkeze. Eğer bu aracı getirmeyi başarırlarsa ve üzerine bir de faiz oranda çarpayı payı almazlarsa bu araçta 100 bin tane de getirseler hepsi anında satılır arkadaşlar. Ben daha yeni bir araç aldım. Tam 7 yaşında ve aracın fiyatı neredeyse 1 milyon lira. Onun da videosu gelecek inşallah yakında. 7 yaşında bir araca 1 milyon vermektense sıfır bir aracı almak çok daha mantıklı mıdır acaba? Bunu da demeden geçemeyeceğim. Ha sırf sıfır diye de hiçbir özelliği ve albenisi olmayan araçları da almak ne kadar mantıklı onu da sorarım sizlere yorumlara yazın. Arkadaşlar yeni MG7 Çin'de satışta inşallah yakın zamanda Doğan Trend Holding'inde baskılarıyla Türkiye'de de karşımıza çıkacak. Üstelik markanın elektrikli olmadığı için en uygun fiyata satılan otomobillerinden birisi olarak da karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Amiral gemisi bir model olmasına rağmen yani D segmentindeki rakipleri Peugeot 508, Opel Insignia, Renault Talisman, Skoda Super ve diğerleri gibi çılgın fiyatlara değil onlardan çok çok düşük fiyatlara karşımıza gelebilir bu araç arkadaşlar. İnşallah beklediğimiz gibi olur. İnşallah hayallerimiz yıkılmaz. Tabi burada da Türkiye distribütörün ne kadar aç açgözlü olup olmadığına kalıyor iş. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani ne kadar fazla para kazanmak istediğine kalıyor. Eğer derse ki markanın distribütörü zaten şu anda kaldırım taşına 4 teker taksak satılıyor. O yüzden biz bu araçtan 500 bin lira kar edip 1.5 milyona koyacağız fiyatını. O zaman işler değişir, hayaller yıkılır ama adil bir kar payıyla %5'lik donluk bir kar payıyla bu aracı satarlarsa 1 milyon liranın altından başlaması çok çok olası bir model olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. Neyse sözü daha fazla uzatmayalım. Sizler yorumlara yazın. Yeni MG7 Türkiye'ye gelse iş yapar mı uygun fiyatıyla? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu burada noktalıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı Facebook Bay Yeşilbaz sayfamızdan Face kullanıyorsanız bizi takip etmeyi lütfen unutmayın.